Evet, Doçent Doktor Sayın İhsan Yılmaz, Fatih Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu mesele hakikaten bence askeri uzmanların, askeri stratejistlerin konuşması gereken bir mesele. Benim şöyle bir kanaatim var hocam. Halktan, milletten bir şeyleri gizlediğiniz zaman bir taraf sadece muhalefet yapar, bir taraf da sadece kahramanlık üretir. Şimdi geldiğimiz nokta hakikaten böyle. Yani birçok şeyi bilmediğimiz için, gizlendiği için, çok fazla detay bilemediğimiz için bir taraf sürekli bir kahramanlık pompalıyor, bir taraf da mecburen muhalefet yapıyor. Şimdi bu meselede de biraz öyle oldu gibi. Ama bakıyoruz yani askeri uzmanlar, stratejistler meseleyi hani zaman zaman hamaset sınırlarından içeriye fazlaca giriyoruz ama Osman Pamukoğlu bu konuda konuşacak herhalde en önemli işte isimlerden biriydi. Ona göre o söyleyince biraz ikna oldum yani. Demek ki bu iş hakikaten yapılabilirmiş. Ben açıkçası düşündüm yani bunda da bir acaba bir hani gereklilik var mıydı yok muydu 49 vatandaşın rehin alınmasından sütten ağzımız yandı buna göre mi hareket edildi diye düşündüm. Ama korunabilirdi ve meselenin Ankara neyse Van neyse noktasına getiren de Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın sözleriydi. Niye peki hocam yani hep bunu merak ediyorum yani korku denilen şey böyle bu kadar şeyi yaptırtır mı insana? Çünkü toplumun daha çok önemli bir kesimi çekildiğimizi düşünüyor. Milli bir eziklik olarak görüyor. Öyle bir hava oluştu. Ne dersiniz? Şimdi milli bir eziklik olduğu doğru. Oradan başlayayım. Fakat şimdi muhalefet derken sadece muhalefet partilerini katmayıp da sosyal muhalefeti, sivil toplum kuruluşlarını, medyadaki kişileri, entelektüelleri, aydınları, akademisyenleri de katıyorsanız öyle bir kutuplaşma aslında yok. Yani hükümet bir tarafta gerçekten çocukça bir hamasette, çocuk gibi yani oyun oynuyormuş gibi, böyle çelik çomak oynuyormuş gibi bir havayla kahramanlık türküleri çıkartmaya çalışıyor. Aslında bir geri çekiliş var, bir hezimet var. Fakat bunun karşısında bunu eleştiren insanlar siyah beyaz gibi tam zıttını söylemiyorlar. Söylenen şey şu, hani bir kısmı tam zıttını söylüyor olabilir de fakat farklı pek çok da fikir var. Söylenen şey şu, geri çekilme doğru bir karar. Yani ben burada Pamukoğlu Paşa'ya katılmıyorum. Onu da izah edeceğim. Geri çekilme doğru bir karar. O sabah ilk işte Samanyolu Haber'e bağlanmıştım. Orada da söyledim. Bu kangren olmuş bir uzvun kesilmesi gibidir. Ama o uzvun kangren olmasına sebep olan kim? Aslında onun konuşulması lazım. Bir de bu Bunu kadar buraya zaman niye getiren, beklendi tabii diye. bunu buraya getiren, bu rezilliğin yaşanmasına sebep olan AKP iktidarıdır. 3 saatte Şam'a varacağız deyip, Suriye bizim iç işlerimiz deyip, Emevi Camii'nde namaz kılacağız deyip, hamaset yapan, oltalığı provoke eden, değişen dengeleri de okuyamayan, daha öncesinde Suriye içi dengeleri bilmeyip, Tunus'ta, Mısır'da olanın aynısının olacağını zanneden, orada ordu kendi halkına kurşun sıkmamıştı. Çünkü o milletin içerisinden bir orduydu. Ama Suriye'deki durum biraz değişikti. Suriye'deki durum bir, oradaki Nusayri yönetimin ağırlıklı olduğu, kilit noktaları tuttuğu bir orduydu. Dolayısıyla oradaki %90 Sünnilerle alakası yoktu. Onlara kurşun sıkabilirlerdi. Bu bir. İkincisi, iktidar sadece Nusayrilere bağlı %10'luk bir iktidar değildi. Türkiye'de bunu okuyabilen çok az insan vardı. Sünni eşraf, burjuvazi ile de işbirliği yapıyorlardı. Dolayısıyla oradaki Sünni eşraf ve burjuvazi ile birliği yapınca oradaki iktidarı çökertmek çok kolay olmadı. Yani Mısır ve Tunus asla değildi Suriye. Bunu okuyamadılar. Oralarda olduğu gibi 3 günde 5 günde devrilir zannettiler. Aşırı heyecan gösterdiler. Kendilerini frenleyemediler. Daha evvel kardeşim Esed dedikleri beraber barış, beraber tatil yaptıkları insanlarla bir anda düşman kardeşler haline döndüler. Kan davası gibi. Halbuki uluslararası ilişkilerde öyle duygusallık, hamaset, kan davası bunlar çocukça şeylerdir. Soğukkanlı olacaksınız. Satranç oyunundaki gibi çok ciddi şekilde hamlelerinizi düşüneceksiniz. Bunların hepsini yanlış yaptılar. Daha sonra şunu da okuyamadılar. Amerika, özellikle Amerika, Batı dünyası Esed'in gitmeyeceğini anladı ve bunu satın aldı. Ve artık orada Esed'li bir çözüme yöneliyorlar. Esed kalacak, artık nasıl bir çözüm olacaksa onu düşünüyorlar ve Türkiye şu anda buna ayak direyen, tek başına bunu namus meselesi haline getiren, duygusallaştıran, olayı kişiselleştiren bir ülke konumunda kaldı ve bunlar Türkiye'yi köşeye sıkıştırdı. Dolayısıyla NATO ordusuyuz falan demenin bir faydası olmayacaktı. Artı başka bir şey daha söyleyeceğim. Suriye krizinin çıkışından beri bir el Türkiye'yi arkasından Suriye'ye doğru itmeye çalışıyor.
Yani farklı farklı şeyler olabilir. Buna komplo teorisi de diyebilirsiniz ama biraz bakıldığında Türkiye'yi cesaretlendiren açıklamalar yapılıyor. Mesela hiç unutmuyorum, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'in Türkiye'ye aslansın, kaplansın anlamında, bu işi hallederse Türkiye anlamında, böyle küçük enişte Davutoğlu'nu çok heyecanlandıracak. Onun ne Osmanlıcı, panislamist hayalleriyle örtüşen, sonuçta bunların muhataplarını çok iyi tanıyan, onları çok iyi analiz eden insanlar. Yani bizim ülkemizde 10 tane Orta Doğu uzmanı çıkmaz ki Arapça gazetelerden, televizyonlardan düzenli takip edebilsin Arap dünyasını. 10 kişi çıkmaz. İnanın 10 kişi çıkmaz. Herkes televizyonlarda konuşur ama Orta Doğu uzmanı hemen, hangi konu varsa o konunun uzmanı olan tipler var zaten. Hemen anlatıyorlar. Wikipedia'dan okuyorsun yarım saat. Bütün istatistikleri falan anlatıyorsun televizyonda. Zor iş değil. Ama ciddi yoktur. Batı dünyasına bakıldığında, Amerika'yı sadece söyleyeyim ve mübalağasız bir rakam söylüyorum, yüzlerce Türkçeyi çok iyi konuşan, çok iyi konuşan Türkçeyi, Türk gazetelerini, televizyonlarını Türkçe takip eden yüzlerce uzman var, akademisyen var, asker var, diplomat var. Yüzlerce, mübalağa etmeden konuşuyorum. Şimdi siz çıkıyorsunuz, dünyayı fethedeceğiz, dünya lideriyiz, yok hilafet, ümmetin lideri falan, boş hamasetler. Dolayısıyla bu olayı okuyamadılar ve orada girseydi Türkiye, ya biz işte 40 askerimizi kurtaracağız falan diye oraları böyle işgal etmeye kalkışsaydı, Kıbrıs'ta olanları unutmayın, Kıbrıs'ta harekatın ilk etabında dünya Türkiye'nin arkasında durmuştur. Çünkü bir darbeyi önlemek için girmiştir oraya. Orada bir darbe yapılmıştır. Orada meşru seçilmiş Makaryos'a karşı bir darbe yapılmıştır. Ve Türkiye garantör devlet olarak uluslararası dava anlaşmalardan yararlanan hakkını kullanmıştır. Ama durumu eskisine getirdikten sonra geri çekilmesi gerekirdi. Bunu yapmamıştır. Bir, iki, bir de orada güvenlik kuşağı diye bir ikinci harekatla biraz daha ilerlemiştir. Ve dünya aleyhimize dönmüştür. O ambargoları falan hatırlayın. Benzer şeyler burada da olurdu. O zaman şunu mu diyoruz hocam? Bir kısa çok ne olur özetleyeyim. Yani baştan bir hata yapıldı Suriye politikasında diyorsunuz. Birilerinin de Suriye politikasında bizim bu verdiğimiz koz üzerinden bize bir gazlama durumu söz konusu oldu. Aman girin, savaşın, çatışmaya. O zaman bu durumda hani baştan yanlış yaptık ama burada geri çekilme yaparak bir muhtemel bir savaşın içine çekilme operasyonunu engellemiş mi olduk diyorsunuz? Öyle. Yapılan doğrudur. Hamaset bu işi çirkinleştiriyor. Çıkacaksınız dürüst bir şekilde, namuslu ve ahlaklı bir şekilde. Bunlar tabii artık zor bulunan hasletler. Biz yanlış hasletler. Yaptık. Savaşla karşı böyle, karşıya böyle kaldık. Yanlış yapmak zorunda da değilsiniz. Tamam, bu zordur. Gururunuza, enaniyetinize, kibrinize ağır gelir ama dersiniz ki şartlar değişti. Şartlar değişince biz olayı kalibre ettik. Tekrar değerlendirdik. Paşalarımızla da konuştuk. Genelkurmayla böyle parmağınla gösteriyorsun. Ne Kocatepe'de Mustafa Kemal misin ya? Askerini geri çekiyorsun. Yani insaf. İnsaf derler yani. Başka şeyler de derler de şimdi televizyonda ben demeyeyim. Ne yapıyorsun yani, geri çekiliyorsun, böyle parmağınla gösteriyorsun falan. Yani böyle algı oyunları, hamaset, halkı bidon kafalı yerine koymak falan, bunlara gerek yok. Çıkarsınız dürüst bir şekilde, benim şu anda anlattığım gibi anlatırsınız. İnsanlar anlayacaktır sizi. Yani insanlar peşinize düşüp de hadi her yeri fethedelim, Mısır'ı da fethedelim, İslam dünyasının lideri ol falan, millet, hayır, millet ekmeğinin derdinde, çocuğu orada şehit olmasın, boş yere o bataklığa batmasın, bunun derdinde. Türk milleti, Kürt milleti bunu anlamayacak, Türkiye insanı da kim anlayacak yani? İzaydı ama her şeyden bir nemalanma, her şeyden bir kahramanlık çıkartma, her şeyden bak ne kadar büyük kahraman adamlarız falan, doğum gününü bile kutlu doğumlara çevirme, orada gül remziyle, gül resmiyle böyle Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutlayacağız, dini sohbet falan filan. Anormalleşme var yani. Kibirlerinden de bunu göremiyorlar. Bu olayda da öyle. Düzgün bir şekilde izah edersiniz. Deniz, şu kadar kutuplaşmış ortamda bile ben AKP'yi her fırsatta eleştiren, yanlışlarını eleştiren birisiyim ama burada diyorum ki bakın bu geri çekilme doğrudur diyorum. Dolayısıyla insafsız değil insanlar. Bakın sizin muhalifleriniz, hapse atmaya çalıştığınız, her gün terörist diye küfür ettiğiniz, Yahudi uşağı, Mossad diye küfür ettiğiniz adam bile diyor ki doğru bir karardır. Bu yapılması gerek. Çünkü kangren olmuş bir uzuv kesilmesi gerekiyordu. Yani hadi niye gitmedin korkak falan filan deyip hamaset yapmıyoruz. Size oy verenler de sizi anlayacaktır. Ama kibirleri o kadar engel ki
o kadarını bile ya biz şartları tekrar değerlendirdik, baktık böyle olmuyor. Orası uluslararası anlaşmalara göre, 1921'e göre bizim toprağımızdır. Zaten orası sembolik bir yer. Orada öyle kabir falan da yok. 3 defa yer değiştirmiş. 800 yılda kemik falan da kalmaz. Semboliktir. Biz durumlar düzenince tekrar gideceğiz. Daha güzelini inşa edeceğiz. Çamlıca'daki cami gibi yapacağız oraya da. En büyük minareler, upuzun minareler, hoşunuza gidecek, tatmin olacaksınız falan derdin, geçerdin yani. Ama yok, yetmiyor. İlla şu... manşetlerden büyük yani Mustafa Kemal'le yarışmalar. Ben bunlara Yeşil Kemal istiyorum zaten. Yani illa Mustafa Kemal'le ne bitmez aşağılık kompleksiymiş. Yani Amerika'ya aşağılık kompleksi, Amerika'daki gibi başkanlık sözcüsü çıkıyor böyle hemen söz veriyor gazetecilere falan. O tarzlar. Ya bir taraftan gıcık oluyorsun, bir taraftan da o Oedipus kompleksi. Yani böyle kıskanıyorsun, ona öykünüyorsun, benzeşmeye çalışıyorsun. Şimdi şöyle bir teknik bakmak lazım, hani objektif bakmak gerektiğinde bir de açıklamayı yapma gereği şundan da var aslında. Yani pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da bir çelişkiler yumağı ortaya çıktı. Herkes bir tarafa, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, yani Ankara neyse, Manisa neyse, Van neyse bizim için orada öyledir. Gerekli şekilde tedbirler alınacaktır dedi. Bunlar kayıtlarda mevcut. Tabii. Şimdi bunu deyip geri çekiliyorsanız bir açıklama hak ediyoruz. Kesinlikle yani. Zamanında düzgün, dikkatli söyleyin, konuş. Söyleyin deyin ki tabii. Şundan dolayı. Tabii. Biz böyle dedik ama şundan dolayı. Aslında birçok konuda söylenenlerin tersi yapılıyor. Hadi onlarda açıklama yapılmadı ama bu başka bir şey. Bu tabii milli ki. Bir mesele. Bir de muhalefete de koz veriyorsunuz. Muhalefette kaçtın diyor. Böyle dedin, kaçtın. Der. Çekildik ama şundan dolayı çekildik. Tabii. Biz böyle demiştik ama hayır, bundan dolayı. Hayır, muhalefette de konuş. Bu bir milli şey meseledir kardeşim. Yani bu, bakın, o zihniyeti de ele veriyor. Yani bunlar, geçenlerde Mustafa Şentop dedi ya, AKP Genel Başkan Yardımcısı, bir de anayasa hukukçusu olacak, yazıklar olsun. AKP'ye oy vermeyenler işte haindir falan yani. Ya insaf, insaf. Herkes Türk düşmanı, Türkiye düşmanı mı sana oy vermiyor? Sen ne zaman Türkiye oldun? Ne zaman milletin kendisi oldun, her şey oldun? Yani başka şeylere gelince dünya 5'ten büyüktür diyorsun. Türkiye de AKP'den büyüktür, kusura bakma. %45 ki o da düşmeye başladı. %43 aldınız işte yani yerel seçimlerde. Neyi abar? %50 değil, 51 değil. 99 olsa ne olur? Yine Türkiye değilsin sen. Bu eleştiren falan. Şimdi burada muhalefete bakışları da sızıyor dışarıya. Ya muhalefet liderlerini çağır. Cumhurbaşkanı toplasın. Cumhurbaşkanı da tabii o kapasite kalmadı ki artık, taraflı. Her gün oy istiyor AKP'ye yani. Ya Abdullah Gül olsa yapabilirdi. Otobüs de hazırlamıştı. Abdullah Gül olsa yapabilirdi. Topla oy, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu sana şunu mu diyecek? Yok, istemez, yok. 40 kişi şehit olsun orada. Bunu mu diyecekler Allah aşkına? Ama o kibir, o kendinden başkasını tanımama, kendinin dışındaki herkese hain görme. Yani bunlar başları döndü. 2011'den beri hızlı bir şekilde uçuruma yuvarlanıyorlar ve Pamukoğlu Paşa şu anda şu konuda haklı. PKK konusunda bunları başları yanacak ve Türkiye'yi uçuruma yuvarlıyorlar. Hiçbir zaman Kürt hakları konusunda samimi olmadılar. Olsalardı PKK ile bunu pazarlık konusu yapmadan Kürtlerin meşru haklarını, eşit vatandaşlık haklarını verirlerdi. Gerekiyorsa Diyarbakır'da, şurada burada Kürtlerin ağırlıklı olduğu yerlerde Kürtçe ikinci dil olarak da kullanılırdı. THY oraya uçarken ikinci dil olarak kullanılırdı. Devlet özel okullar açardı, Kürtçe eğitim verebilirdi. Öyle Türkiye falan ayağa kalkmazdı. Liderlik demek anketlere bakıp da millet neye inanıyor, neyi seviyor hemen onu yapmak demek değildir. Liderlik demek yön verebilmek de demektir. Bunlar yalancılıkta yön vermeye çalışıyorlar. Masum insanları terörist göstermeye çalışırken yön vermeye çalışıyorlar. Ya doğru düzgün işlerde versene, insan hakları açısından anlatsana. Bu insanlar 80 yıldır şöyle şöyle acılar çekmişler. Kimliklerinden dolayı baskılanmışlar. Açıktan açığa Kürdüm diyememişler. 1970'lerde Şerafettin Elçi, bu ülkede Kürtler vardır, ben de bir Kürdüm dediği için hapse atılmış. Bunları izah et. Senin seçmenin vicdansız mı? Anlamayacak mı? Bunları yap. PKK ile pazarlık yapmana da gerek yok. PKK'yla da konuş. Buna da kimse itiraz etmiyor. Neyi konuş? Ateşkesi konuş. Af olacak mı onu konuş. O kadar insan acı çekmiş, terörist denilip ölmüş, öldürülmüş. Bunlarla ilgili neler yapılacak onu konuş. Dağdaki insanlar Norveç'e mi yollanacaklar? Nasıl topluma tekrar kazandırılacaklar? Bunları konuş. Buna da kimse karşı değil. Ama sen gidip Kürt'e vereceğin hakları, çocuğuna vereceği ismi, eskiden zorla değiştirilmiş köyünün, kasabasının ismini PKK ile pazarlık yaparsan, sana oy veren Kürtlerin %50'sini de altın tepsiyle PKK'ya teslim ediyorsun demektir. Sonra Beşir Atalay'ın yaptığı açıklamalar gibi Kürtlerin lideri Öcalan'dır. İşte Hilal Kaplan, Yeni Şafak yazarı falan, onların dediği gibi Öcalan insanlığı tercih etti, kendini feda etti. Herkese Öcalan'ı parlatma ve Kürtlerin lideri yapma misyonuna kendini
şey yaparsın, zorlarsın. Sonuç ne? Samimi de olmadıkları için neden? Oylar düşüyor şimdi. Milliyetçilik yükselme başladı. İster istemez mecburen milliyetçiliğe oynayacaklar şimdi. Yani Ege Üniversitesi'nde o ülkücü gencin öldürülmesi falan, bunlar tesadüf olabilir ama tesadüf olmayabilir de. Biz 1970'lerde neler yapıldığını, darbenin şartları olgunlaşsın diye istihbarat örgütlerinin, Türkiye'nin istihbarat örgütlerinin neler çevirdiğini biliyoruz. Aynı şeyleri yapmıyorlardır demek biraz saflık olur. Bu komplo teorisi de değildir. Şimdi milliyetçiliğe dolayısıyla yüklenecekler. Acayip böyle bir ikileme geldi. Yani bir dar boğaza geldi AKP. Evet. Bir tarafta Kürtlerin oyunu kaybetmek istemiyor. %50'sini çünkü Kürtlerin %45'ini oyunu alıyor. %45'ini de BDP, HDP alıyor. Onları kaybetmek istemiyor. Onlara biz çözeceğiz falan filan diye demin işte top metaforunu söylüyordu ya Yalçın Akdoğan başbakan yardımcısı. Oyun gibi sanki ben top de oynuyoruz. Onu anlamıyorum hocam. Çelik bir çomak oynuyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Tabii. Yani nedir bu mesele? Biz anlamış çünkü batıda yani. Türkiye'nin batısında getireceği tepkiden çekiniyorlar. MHP'nin oylarının yükselmesinden çekiniyorlar. Şöyle bir şey yapmaya çalışacaklar. Şapkadan tavşan çıkarıp batıda milliyetçi yerlerde, Türk milliyetçisi yerlerde, Türk milliyetçisi liğinde Bahçeli ile yarışacaklar. Kürtlerin olduğu yerlerde de Kürtçü, PKK'cı bir söylemle öne çıkacaklar. Şapkadan tavşan çıkarırlarsa ben de onlara şapka abi çıkarırım. Kolay değil. Ona ne diyeceksiniz? Yani bu üçer beşer geçiyor bu yasa. Şimdi gerçekten azıcık sorumluluk sahibi bir iktidar olsa, aklı başında psikolog, psikiyatrist, bu işin uzmanı, akademisyenleri toplar dünyanın farklı yerlerinden. Burayı işin, denek yaparız. Bu işin, o ayrı da, bu işin bir ölçümünü yapar. Yani biz her gün bağırıyoruz, çağırıyoruz, toplumu dolduruyoruz. Barut fıçısına döndürüyoruz. Bunun bir etkisi olur mu? Bunun halka yansıması olur mu? Hele Türkiye gibi maalesef diyeceğim, lider odaklı toplumlarda, siyasi kültürlerde, yani liderine bakıp kendisi hizaya gelen, liderinden çok etkilenen maalesef toplumlarda bunun etkisinin çok daha fazla olacağını anlamak için herhalde deha olmaya falan gerek yok. Ve şiddet çok arttı. Bugün istatistikler vardı. 2006-2007'ye kadar hapishanedeki nüfus 50 bin, 55 bin. Şu anda 160 bine yükselmiş. Meteorik bir yükselme var. 160 bine yükselmiş. Bunlar yakalananlar. Her gün birileri karılarını doğramaya başladı. Kasap gibi parçalıyorlar ve vahşi bir şekilde. Yani öyle kurşunla, bıçakla öldürüp falan değil. Doğuruyor, parçalıyor, yakıyor falan filan. Bunların etkileri var. Bunlar oturup bir düşünsünler, hesap etsinler. Maalesef onu yapmıyorlar. Bu bir. İkincisi, deminki görüntülerle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Sonra senin soruna geleceğim. Allah her şeyden evvel rahmet eylesin. İnşallah mekanları cennet olsun. İnşallah şehit lig makamına da ulaşmışlardır. Kutlu bir görev yapıyorlardı çünkü. Ama dediğin gibi gerçekten tedbir almamayı bu gerektirmez. Tedbir almak gerekir. Tevekkül odur. Evet. İktidarda dindar insanların olduğunun iddia edildiği bir devirde tedbirsizliğin maksimuma uğraması, tevekkül konseptinin ayaklar altına alınmış olması da çok acıdır. Ve İşte o işçi cinayetleri olduğu için insanlar niye uluslararası standartlarda bu yapılmıyor? Neden AB standartlarında bu işçi güvenliği sağlanmıyor denildiğinde, ki Çin'de biliyorsunuz işçi ölümleri çok yüksek. Daha sonra bu tedbirsizliğin cezalarını arttırıyorlar. Bir anda bugün bir akademisyenimiz tweet atmıştı, orada gördüm. Bir anda işin fıtratı değişti diyor. İşin fıtratında ölümler var dedi ya Cumhurbaşkanı. Bir anda fıtratı değişti ve ölümler anında azaldı. Çünkü işveren öyle 3 kuruş kazanmak için insan hayatını feda etmenin kolay olmadığını gördü. Bu olaylar olduğunda ne yaptı bizim Diyanetimiz? Hemen çıktı, dedi ki Cuma hutbesinde 85 bin camide okuttular aynı hutbeyi. Türkiye'nin %50'sine beyin yıkama yaptılar. Dini kullanarak, Allah'ın adını, peygamberin dinini kullanarak yaptılar. Dediler ki öyle fazla tedbir almak Allah'a güvensizliktir, itimatsızlıktır, iman eksikliğidir. O gündemde. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar vahşi. Zamanında Kemalistler de farklı maksatlarla kullanırlardı. Şimdi de aynı şekilde yeşil Kemalistler dediğim insanlar bu maksatlarla kullanılıyor. Oradan şuraya getireceğim olayı. Gerçekten dediğim gibi uçaklar fecaat, uçan tabut. Ve dün öğrendim, ben bilmiyordum o kadar eski olduklarını. 1966'dan beri. Hocam bu benim ilgi alanım. Ben her düşüşte bunu haykırıyorum. Bakın bugün de görmemiştim. Habertürk'te sağ olsun bu konuya değinmiş.
Her düştüğünde ben bunu aykırıyorum. M60 tanklarımız eski. Bu uçaklarımız eski. Şu uçaklarla Allah aşkına uçurmayın. Suriye'de düşen uçağımız da öyle. Düştü mü düşürüldü mü başka bir şey. Ama sürekli ama düşüyor canım. Yani her modernize yıl 2-3 tane düşer. Modernize istediğiniz kadar edin. Yani 70 yaşında çok özür diliyorum hani seyircilerimiz. 70-80 yaşında ben gelsem istediğiniz kadar bana makyaj yapın. Yani ben yürüyemiyorsam, tökezliyorsam tökezlerim. Bu tanklar eski, bu tüfekler eski. Yani bunu bu defalarca ki bu insanlar söyledi. Bu insanlar boşuna ölüyor bu insanlar. Zırhlı araçları 50 yaşında zırhlı araca biniyorlar mı? 5 yaşında zırhlı araca bile binmiyorlar. Bu F4 milyon tankları siz Kıbrıs meselesini geldiniz. Bakın açsınlar. Bakın açın bakın. Kıbrıs Barış Harekatı'nda hangi uçakları kullanmışız? 74 yılı. Bakın bugün dün düşen uçaklar onları modernize edilmiş. Eğitim uçuşu ne fark eder? Havada sonuçta o onunla uçuyor mu uçmuyor mu? Tamam. Yani bununla yarın bir gün savaşa da Allah korusun girme ihtimali var. Bunu da zaten envanterden çıkacakmış. Yıllardır da envanterden çıkar. Ben 18 senedir yıllardır da G3 piyade tüfekleri herkes bilir 71 damgalı 68 damgalı bu tüfekler hep modernize edilir. 80 tane haber yapmışımdır. Bir türlü de değişmez. Yani bu paralar bu kadar savunmaya senede bilmem ne kadar milyar dolar gidiyor. Nerede bunlar? Altay tankları nerede? Leopardları envanterimizde var. Nerede bu leoparlar? Yine Suriye'ye girdiğimizde M60'larla girdik. Falan filan. Yani hepsi bu yalan işte kandırıyorlar. Bu parası artık yok mu Türkiye'nin? Var ama nereye gidiyor? Saraylara gidiyor. Milyar dolarlar harcıyorsunuz saraylara, şatafata. Şu anda kamudaki arabalar, lojmanlar yani milyar dolarlar bunlara gidiyor maalesef. İsraf ve lüzumsuz israf. Yani batılı ülkelerde onda biri, yüzde biri bile yok bu israfın. İtibar pilotlarınızın ikide bir uçan tabutlarla şehit olmamasıdır. İtibar askerinizin daha harekat modern yapılmadan, çatışma olmadan yolda giderken şehit olmamasıdır. İtibar budur. İtibar yoksa 10 bin dolarlık altın klozetlerin üzerine oturup bir şeyler yapmak değildir. Onu işte en şarlatan sultan parçacıkları yapıyorlar Doğu ülkelerinde. Yani maalesef tepe taklak attı bizdeki şeyler. Dünya değerler olacaksa. Şimdi deminki cenaze namazına döneyim. Orada Cumhurbaşkanı niye yoktu? 4 kişi şehit. Genelkurmay Başkanı orada. Sen niye yoksun? Lafa gelince başkomutan, emri başkomutan verdi diye manşet attırıyorsun. Başkomutan sen orada olmalıydın. Birkaç gün evvel Malatya'daydın. Allah'ın işine bakar mısınız? Şu tevafuğa bakar mısınız? Birkaç gün evvel Cumhurbaşkanı oradaydı. Ne yaptı? Açılış töreni yaptı. Neyin açılışını yaptı? Bilinmiyor. Muhalefet bilmiyor, medya da bilmiyor. Açılış töreni diye bir şey yazmışlar. Oy toplamak için gitmiş belli. Halkı da bidon kafalı kabul ettikleri belli. Yok. Bir önceki gittiğinde bir şeylerin açılışını yapmış. Bir önceki gittiğinde Malatya'ya. Kısa bir süre önce yine gitmişti seçim bahanesiyle. Seçim zamanında. Ne açmış biliyor musunuz? Reçel makinesi. Yani 44 rakamını tutsun diye mübalağa etmiyorum. Espri falan yapmıyorum yani. 44 işte Malatya'nın plaka numarası 44'müş. 44 olsun diye o rakamı toplasın diye reçel makinesini de eklemişler. Ya bu kadar böyle ülke komik, kaddafileşmiş liderlerin elinde kalmamıştı. Komik yani. O bir kimyasal Ali vardı bir ara Saddam'ın. Yani her gün kanallara çıkıyordu, Amerika'ya meydan okuyordu. Ne oldu? Öyle kimyasal ver millete gazı, ver millete gazı da yani öyle gazla yürümüyor bu işler. Gazla yürümüyor. Şimdi senin soruna geleceğim. İç güvenlik meselesi. Ona şununla birlikte evet girseniz hocam o soruya. Bir izleyicimiz yollamış. Ben bunların adını da anmak istemiyorum. Hakikaten yani taraflıktan değil de gazetecilik mesleğini rezil, rüsva ettikleri için en çok da bunların adına. Bir gazetede terörist Gülen'e ikinci yakalama emri demiş. Bu kadar mesele varken, bu kadar şey konuşulması gerekirken bunu manşetleştirmişler. Bunun üzerinden yeni bir terör örgütü ve terörist kavramı da oluşturuldu belli. Bunu yeni oluşturmak isteyen yasadan ayrı göremeyiz. Her şey birbiriyle çok bağlı. Bunu da içine katarak söyleyeyim. Başbakanın damadının başında olduğu gazete. Bir defa onun adını koyalım. Pardon Cumhurbaşkanı'nın. Yani Erdoğan'ın damadının başında olduğu gazete o manşeti atan terörist Gülen diye güzel. Peki terörist Öcalan diye manşet atabilir misin? At demiyorum. Atabilir misin? Yani kaba bir tabir olacak ama sokak tabiri, seyircilerim beni affetsinler. Yer mi? Atabilir misin? Gülen'in terörist olduğunu düşünseydin onun için de atamazdın. Ondan da korkardın. Biliyorsun ki bu adamların tırnağı yok. Bu adamların pençeleri yok. En fazla yaptığı elini kaldırıp Allah'a dua etmek oluyor. Ondan bile korkuyorsun. Ödün patlıyor. Amin diyemiyorsun. Yani dolayısıyla rezalet. Artık her gün yeni bir rezalet ve şaşırmıyoruz. Artık böyle sinirlerimiz alınmış gibi. Yani artık bize kokain mi verdiler? Haşhaş alıyoruz böyle kaç yıldır ondan mı oluyor falan. Artık yani şaşırmıyoruz. Ama bu rezilliktir. Esfeli safiliktir. Yani bundan daha aşağı düşülür mü?
hayretler içerisinde bekliyoruz. Terörist diye manşet atıyorsun. Yani herhangi bir karar çıkmış mı? Herhangi bir delil var mı? Yargıtay'dan onaylanmış mı? Bir mahkeme kararı var mı terörist diye bu insan için? Asla yok. Olsa hadi at bakalım. Yani uyduruk Yargıtay'ından ki hepsini ele geçirdiniz. Tamam, hukuken böyle bir şey atabilirsin. Kanunen atabilirsin. Ya sen Öcalan ki Yargıtay'dan kesinleşmiş, AİHM'den şudur budur, terörist suçlamalarıyla mahkum olmuş. Atabiliyor musun? Atamıyorsun. Yani ne kadar demin onu söylüyordum işte tepe taklak olmuş her şey. Dolayısıyla bu AKP iktidarında her şeyi eksi birle çarpın siz. Hak eksi birle çarpın. Yani onların hak dediğini eksi birle çarpın. Siyah dediğini eksi birle çarpın beyazdır. Yani %90 oranında artık o kadar çok suçlar işlediler ki, o kadar çok yolsuzluklar yaptılar ki, o kadar çok hırsızlıkların altına imza attılar ki, polis koydu dediler o kasaları, kutuları, paraları, gittiler bavullarla faiziyle birlikte aldılar geriye. Bunu artık örtemiyorlar, kapatamıyorlar, işi artık gargaraya veriyorlar, gürültüye veriyorlar. Dolayısıyla bunların konuşulmaması için Türkiye'de şiddetin çıkmasını bile teşvik edebilir bu insanlar. Bakın altını çiziyorum. Bunların konuşulmaması için yani ekonomik sorunların, yolsuzluğun, yani AKP seçmeninin asıl oy verme sebebin. AKP seçmeni din için, dincilik için, din tacirliği için, İslamcılık için falan oy vermiyor. Kimse kendisini kandırmasın. Çok daha evvelden yapılmış kantitatif çalışmalar da var. AKP seçmeni ekonomik işlerden dolayı. Sağlık sektöründe şunu yaptılar. Duble yollar yaptılar. İşte halka yardımlar yaptılar. İşsizlik azaldı falan diye oy veriyordu. Fakat son 6 yıldır Türk ekonomisi dondu, duruyor. Hamasetle olmuyor bu işler. İşsizlik artmaya başladı. Artık halkın cebine dokunmaya başladı bu işler. Ve anketlerde de yansıma başladı. 2009'da nasıl 2007'de %49 oy alan, %47 oy alan AKP, 2007'de %49 oy alan AKP, 2009'da ekonomik kriz vardı diye nasıl %39'a düşmüştü? Yani Allah demeleri mi azalmıştı? Peygamber demeleri mi azalmıştı? Karıları başörtülerini mi çıkarıp atmıştı? Yok. Demek ki Allah peygamber demeyle değil bu. Ekonomik verilerle oluyor. Ve %39'a düşmüştü. Şimdi de düşüyor. Ki bunu gösteren bir anket yayınlandı. Gezici araştırma şirketinin o anketten o kadar korktular ki hemen ertesi gün maliye adamın ofisini bastı. Hemen. Bir sonraki gün de terörist ilan edilir. Bir daha anket yaparsa süreç öyle işliyor çünkü. Önce maliye geliyor sonra terörist geliyor. Onu da Talp ne kadar doğaber gerçi bir yandan da bu görüntüleri veriyorsunuz ama haberini verecek durumumuz yok herhalde. Verebilir miyiz onu? Çok haber ya en azından kamını bir okuyayım ben onu hocam onu sorayım. Gezici araştırma şirketi seçime 104 gün kala siyasi tablonun resmini çekmişti hocam. Şirket son araştırmasıyla AKP iktidarının kaderinin kararsızların tercihine kaldığını ortaya koymuş. %39 civarı galiba göstermiş. Ve hemen bu anketten sonra ki bu şirket yerel seçimlerde en doğru tahmini yapan şirket AKP'yi yüksek gösterdi. Kimsenin o zaman hani beklentileri de şaşırmıştı. Yani düştü zannetmişlerdi. Tabii. Ama gezici düşmediğini ortaya koymuştu. O zaman maliye, muliye, polis bir şey yok. Şimdi bir %39 gösteriyor. Ya bu akıl alır gibi değil hocam ya. Yani. Şimdi elinizde çekiç varsa herkesi çivi gibi görürsünüz. Daha evvel iktidara gelen askerler, militaristler, kemalistler bu hataları yapıyorlardı. Şu anda da AKP yapıyor. Türkiye'de çok değişen bir şey yok. Yani ben de gücüm var. Niye insanlarla konuşayım ki? Niye onlara izah edeyim ki? Niye onların akıllarına hitap edeyim ki? Niye onları insan yerine koyayım ki? Ben emrederim olur. Bu mantık var maalesef. Dolayısıyla herkese tepeden bakıyorlar ama bu ters teper. Gezi olaylarında nasıl ters teptiyse yine ters teper. Zaten bunu öngördükleri için. Çünkü toplumu sıkıyorsunuz. Bir kediyi köşeye sıkıştırmaya benzer. Artık kaçacak yeri kalmayınca o kedi döner yüzünüze tırmalar. Bu tabiatın kanunudur. Şimdi toplumun %60'ı bir defa sizden hoşlanmıyor. Bu %60 içinde %3-5 size oy verebilir ayrı mesele ama %60'ı hoşlanmıyor. 55'i kesin hoşlanmıyor. Hatta Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın dediği nefret gibi diyor, yani 151. bir saat günde iki defa doğruyu gösterir. Bazen doğru şeyler söylediği oluyor o arkadaşımızın. Ne dedi? Bizden halkın %50'si nefret ediyor dedi. Nefret ediyor dedi. O patlamaları öngörüyorlar. Bastıracaklar. Şimdi o polis yasalarıyla falan onu örteceklerini zannediyorlar. Bu birinci niyetleri olabilir. Yani sokağa çıkanı tutuklayacaklar. Şu andaki o yani yeni geçirmeye çalıştıkları yasalar o kadar korkunç ki şu anda Avrupa Birliği, dünya çapındaki insan hakları örgütleri ki zamanda bunlar AKP'yi destekliyorlardı. Hemen onlar gavur, dış mihrak falan filan deyip demagoji yapmasınlar. Militaristlere karşı Türkiye'de darbe yapmaya
çalışanlara karşı hep AKP'nin yanında durdular. Kapatma davasında AKP'nin yanında durdular. Doğru yaptığında AKP'nin yanında durdular. Bu olayın öyle gavurluk mavurluk gibi bile demolojik, kirli, pis laflarla falan alakası yok dolayısıyla. Doğruya doğru, eğriye eğri. Şimdi hepsi ayağa kalktı. Türkiye'yi taş devrine çevirecek bir şey bu. İnsanları çok, yine affetsin beni seyircilerim, yani iç çamaşırlarını çıkaracak şekilde polise yetki veriyorsunuz. İç çamaşır, donuna kadar soyma tabiri var ya, gerçek olacak. Hayaldi, gerçek oldu. Ne hayalleri gerçekleştiriyorlar. Arkadaşlarda ne fantaziler varmış, bastırılmış böyle. Polis artık bunu yapacak. Polis 48 saat savcının haberi olmadan insanları tutuklayabilecek. Yani Hitler'in zamanında geçirdiği kanunlardır bunlar. Hitler'in zamanında geçirdiği kanunlardır bunlar. Güney Kore'den silahlar alıyorlar, bombalar, işte gazlar, böyle değişik atraksiyonlar. Yani halkı gaza boğacaklar sokağa çıktığınızda. Eğer üşüttüyseniz, gripten dolayı yüzünüzü örtüyorsanız, hatta çarşaflılar, yüzünü örten çarşaflılar falan. Polis bunları artık tutuklama yetkisi var. 48 saatte savcı mavcının hiç kimsenin haberi olmuyor. Dün bir şey gördüm hocam. Bir müfettiş, hani meali şöyle, o kanunu paylaştım da ben Twitter'da. Bir müfettiş bir baskı olsa da kinle, garezle, kötü niyetle ve idari baskıyla bir karar aldığı zaman sorumlu değildir, devlet sorumludur. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yok. Bir şey, bir derdin varsa bana gel. Hani kır kapıyı, gerekirse kanun çıkarız mevzusu var ya. O hayata geçiyor gibi geldi bana o maddeyle. Kesinlikle. Yani devletle uğraşmak, müfettiş herhalde şöyle bir sıkıntı oldu. Ya bunları biz nasıl yapalım? O zaman biz sizi korumaya alalım. Siz istediğinizi yapın. Bir sıkıntısı, bir derdi olan bana gelsin. Tabii bana Efkan'a gelsinler. Efkan. Bana dava açsın. Hocam madde var, açsın okusun. 156. ya da 126. maddenin birinci fırkası öyle diyor. Bir müfettiş bir konuyla ilgili gidecek, istediği gibi, ya da bir kolluk gücü işte bununla ilgili istediğini yapacak. Kinle, garezle olsa dahi diye de madde koymuş, ya da baskıyla. Yani idari baskı, ona bunu yap derse, bir sorun çıkarsa ona dava açamıyorsun. Onu sorumlu tutamıyorsun. Derdin varsa bana gel devlete, uğraş dur devletle. Ki bu despotik kanunlar çıkmadığında bile biz polisin neler yapabildiğini gördük. Son 10 yılda 180 küsür kişi polis şiddeti sonucu ölmüş. 7 tanesi sadece Gezi'de öldü. Ve o insanlar işte dün televizyonda polis akademisinde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmış Turul Özşengil söylüyordu. Biz hani polisleri eğitmiş söylüyorduk. Yani şöyle açıyla atacaksınız. Onu insanlara direkt fişeğini hedeflemeyeceksiniz. O da bir silahtır sonuçta. 45 derece havaya doğru atacaksınız. Biber gazı şeyini vesaire. Orada fotoğraflarını hatırlıyorum ben Gezi'de. Direkt sanki böyle tüfekle ateş alır gibi insanlara hedef aldılar. Daha orada. Omurgalarına hedef aldılar. İnsanların kafataslarını parçaladılar. Kaç kişiyi kör yaptılar. Bu kanunlar yokken. Bir de çıktığını düşünün. Efkan Ala usulü kanunların çıktığını düşünün, çok daha kötü olacaktır. Eskiden Türkiye'de işkence yaygın mıydı? Çok yaygındı. Peki işkenceyi onaylayan kanunlar var mıydı? Yoktu. Yani işkence yapabilir polis falan yoktu. Buna rağmen niye? Çünkü idareden onlara bir zarar gelmeyeceğini biliyorlardı. İdarenin onları hep koruyacağını biliyorlardı. İdarenin aslanım yapsan bir şey olmaz dediğini biliyorlardı. Onun için yapıyorlardı. İşkence çok yaygındı. On binlerce insan bundan mağdur oldu. En iğrenç, çirkin şekillerde. O dönemlere geri dönüyoruz. Onun hayalini kuruyorlar. Fakat sanki iktidardan hiç düşmeyecekmiş gibi onun hayalini kuruyorlar. Düşerseler ne olacaklar? Hadi tepedekiler kaçacaklar. İkinci, üçüncü evleri var onların. Yani hem manevi anlamda hem gerçek anlamda o ayarlamaları yapıyorlar. Onları biz duyuyoruz. Gidip orada konuştukları insanlar da, yani ya bize bir ev ayarlasan, ev bulsan, otel bulsan falan dedikleri adamlar da AKP'li adamlar değil. Türkiye'nin demokratlarından var, solcularından var, paralel dedikleri adamlardan var. Gidip onlardan yardım istiyorlar. Şu anda evlerini hazırlıyorlar tepedekiler. Geride kalanlar ne olacak? O bürokratlar ne olacak? Savcılar, polisler ne olacak? Gazeteciler ne olacak? Gazeteciler ne olacak? Dolayısıyla bu yasayla karşı karşıya kalacaklar. Kalacaklar. Onlar kesin kalacaklar. Ona göre tabii, hesaplarını yapsınlar. Bu vicdan meselesi. O insanlara da ne olursa olsun bu yasayla karşı karşıya kalmamaları Allah lazım. Allah korusun. Kimse kalmasın.